Değerli büyüklerim, hanımefendiler, beyefendiler, genç arkadaşlarımız, hepiniz bu yıl ikincisi yapılan Mimar ve Mühendisler Grubu Ar-Ge İnovasyon Zirve ve Sergisi'ne tekrar hoş geldiniz. Dün zirvenin birinci gününde ilham aldık. Geçmişten bugüne, bugünden geleceğe hedefleri, planları derinlemesine istatistik ve analizi bir şekilde değerlendirdik. Bugün burada sizlerle birlikte olmanın mutluluğunu yaşarken teknolojinin biraz felsefesini konuşalım istiyoruz. O nedenle çok değerli profesörümüz Sayın Durmuş Günay'ı alkışlarınızla sahneye davet ediyorum. Çok değerli katılımcılar, hepinizi saygıyla selamlıyorum. Kusura bakmayın, bürokrat sizden kimler olduğunu bilmediğim için günah sırasına göre selamlayamadım. Hepinizi saygıyla selamlıyorum. Benim konuşmamın başlığı teknoloji ve inovasyon felsefesi. Müsaade ederseniz biraz heyecan duyuyorum, biraz da sıcak. Ceketimi çıkaracağım, izin verirsiniz. Şu şey çalışıyor mu acaba bu mikrofon? Tamam. Şunu şöyle bir yere koyayım. Benim sürem 45 dakika. Artık bu işkenceye biraz dayanacaksınız sizden. Tahammülünüzü istirham ediyorum. Zaman zaman böyle felsefi şeylerden bahsedeceğim. Biraz sabrederseniz, daha doğrusu sizden sabır diliyorum. Bu alet böyle mi çalışıyor? Tamam. Evet, şuradan kopya çekerek konuşmak istiyorum. Bu çalışıyor değil mi bu mikrofonum benim? Tamam. Şimdi modern uygarlık, Batı'nın öncülük ettiği modern bilim ve teknolojiye dayanır. Böyle birkaç önermeyle şeyler yapacağım, bir giriş taksimi. Modern bilim İslam dünyası üzerinden geçerek Latinlerin tevarüs ettiği antik Yunan bilim ve felsefesine dayanır. Modern teknoloji 17. yüzyılda başlayan yeni çağın doğa bilimine dayanıyor. Endüstri devrimi öncesi bilim ve teknik aynı güzergahlarda seyrediyordu. Endüstri devrimi öncesinde bugün teknoloji dediğimiz kavram teknik terimiyle anılıyordu. Bilimle değil tecrübeye, günlük tecrübeye dayalıydı. Bilim ve teknolojinin yolları modern dönemde birinci sanayi devriminin sonlarında kesişti. Modern bilim ve teknoloji karşılıklı etkileşim içinde. Yani şu, bilim hem teknolojiye destek veriyor, teknoloji de bilime destek veriyor. Diyelim teleskop yapıyoruz mikroskopla, bilime destek veriyor. Etkileşim dediğim bu ve bunlar içinde en önemlisi de bu uygarlığı etkileyen matbaa ve elektronik. Burada kısaca bir şey söyleyeyim. Modern bilim dönemi Kopernik'in 1543'te güneş merkezli sistemi ortaya koymasında, Newton'un 1687'de Principia kitabını yazmasına kadar geçen 144 yıllık döneme modern bilimin gelişme süreci deniyor. 1687'den sonra modern bilim bizatihi uygulanmaya başlıyor. 1765'te James Watt buhar makinesini yapıyor. Aslında 1712'de yapılıyor da çok gelişmiyor. 1765'te kullanılabilir hale geliyor. Yine de çok kullanılan uygulamıyor. Ta 1825'lere doğru gemiye trene takılması buhar makinesinin geçiyor. Yani 17. yüzyıl ve 18. yüzyıl modern bilim, 19. yüzyılın başında yani 1830'larda modern bilim, modern teknolojinin içeriği, bilgisel içeriği haline geliyor. Bunu söylemek istiyorum.
İşte başlangıçta yani 19. yüzyılın başına kadar teknik olarak adlandırılan bugünkü teknoloji dediğimiz insan eyleminin içeriği tecrübeye bağlıydı. Daha sonra bilimle buluşuyor ve birlikte yolculuk ediyorlar. Burada ben önce teknoloji felsefesinden bahsedeceğim. Teknoloji ne? Onu anlatmaya çalışacağım. Biraz işte Aristo'yu Platon'da imdadımıza çağırarak. Neresi, arabanın neresi teknoloji, uçağın neresi teknoloji veya şu telefon aletleri neresi teknoloji, onu ortaya koymaya çalışacağım. Tamam. Burada bir felsefe yapmamız zorunluluğu ortaya çıktı. Ve ben kendimce bir formülasyon geliştirdim. Fazla iddialı olmayalım ama bir felsefedeki bir şeyden, cevher kavramından bir açıklama tarzıyla size anlatmaya çalışacağım becerebilirsem. İnovasyon da benzer şekilde bir felsefi tutumla nedir inovasyon? Çünkü bizim asıl sorunumuz olayları dışında kalıyoruz, tamam mı? Felsefe demek en kök bilgiyi yakalamak demek. Ağacın kökleri gibi, gövdesi değil, dalları değil, işte onun bilimler dalları, işte meyvesi, teknoloji vesaire gibi teşbihler yapabiliriz. Ama biz esas kök bilgiyi kavradığımızda, bir yerde yolumuz şaştığında, neredeydi bu işin kökü diye dönüp bakarız. Oraya bakmamız lazım. Bunun iyi fark etmemiz lazım. Eğer bir ülke ciddi bir teknoloji üretiyorsa, ciddi bir teknoloji felsefesinde de farkındadır. İnsan cennetten inanıyorsa bu dünyaya kovulmuştur. Dolayısıyla hep daha iyi bir dünya arayışı içindedir. Şey de bunu söylüyor, Karl Popper diyor ki Amit'ten Einstein'a kadar insan sürekli bir problem çözme içindedir. Hayat diyor, problem çözme sürecidir diyor. Bu arayışla inovasyon arasında bir ilişki kurmaya çalışacağım. Fakat şöyle bir şey bu dünya, burası dünya, ne cennet ne cehennem. Çözdüğünüz her problem başka bir probleme yol açıyor, kaçınılmaz olarak. Eşyanın tabiatı diye bir laf var ya, eşyadan şeyler varlık demek. Varlığın tabiatı icabı, çözdüğünüz her problem bir problem daha doğuyor, yan etkileri oluyor yani. Bunu istemeseniz bile böyle yani. Diyelim ki bir ev satın almaya kalktı çok sayıda kişi. Arz talep kanunu gelince fiyatı yükseltiyor. Oysa satın alıcının hiç niyeti yok. Fiyatlar yükselmesi değil, daha ucuz almak istiyor. Yani her eylemimiz başka bir şey üretiyor. Her ağacın kurdu içinden oluyor. Şöyle bir laf var. Ülkelerin gücü, rekabet gücüyle bağlantılı ve bu rekabet gücü günümüzde bilim ve teknoloji altyapısı ile insan yetiştirme kapasitesine bağlı. Çok yüksek vasıflı insanlar yetiştireceksiniz. Yüksek vasıflı dediğimiz çok yüksek araştırmacı değil sadece. Hem meslekte hem akademiyada işini çok iyi yapan, çok iyi beceren bilgisi, becerisi, yetkinliği çok iyi olan insan yetiştirmeyi kastediyorum. Bu bir. Bir de bilim ve teknoloji üretme kapasitesiyle bağlantılı. Artık yarışma burada oluyor. Şimdi biraz felsefeye yavaş yavaş dalacağız. Hakikat Grekçe'de aletia demek. Aletia. Aletia açığa çıkarmak demek. Açığa. Teknoloji de açığa çıkarmak demek. İkisi de açığa çıkarmak olan bu şeyin, hakikatin ve teknolojinin farkı nerede? İşte ben bunu Türkçeden hareketli bir şey bulmaya, Türkçe ile bir felsefe yapabilir miyiz diye bir çabalıyorum. Şimdi burada bir şey yapıyorum. Ve İngilizce'de de keşif, discover. Ne demek ki discover? Örtüsünü kaldırmak demek. Ne demek? Altta bir şey var. Kapağını kaldırıyorsunuz, görüyorsunuz. İşte doğanın mekaniğinin işlediği bir yasa var. İşte doğa yasaları falan diyoruz ya. Tabii bir felsefeye göre doğa yasaları diyor. Başkaları bunu Newton'un yasaları diyor da. Üstünü kaldırıyorsunuz, yasayı görüyor. Onu bilim adamları işte sezgileriyle, yüksek yetenekleri ortaya çıkıyor.
örtüyü kaldırıyorlar, tamam mı? Yani keşif açığa çıkarmak demek. İfşa ile bağlantılı bir şey, tamam mı? İkisi de açığa çıkarmak olan hakikatle teknolojinin farkı nedir? Bunu soruyoruz şimdi. Bir de dilimizde bir şey var. Açıklamak. Ne demek bu? Açığa çıkarıyorsun işte. Açıklamak dedin. Niye açık? Kapalılamak demiyoruz veya yanlamak, sağlamak, sollamak diyoruz. Açıklamak, sollamak nasıl soldan gitmekse. Açıklamak da açığa çıkarmak demek. Dilimizin felsefe yapma imkanını söylemek istiyorum. Şimdi burada açığa çıkarmayı biraz değineceğim, sonra şey yapacağız. Şimdi bir binanın projesini çiziyoruz, değil mi? Veya bir makinenin projesini çıkıyoruz. Onu imal ettiğimizde, binayı inşa ettiğimizde bina açığa çıkıyor. Fiziksel bir nesne olarak görünüşe çıkıyor. Buna gizini açma diyor Heidegger. Yani gizlilikten dışarı çıkma. İşte bu açığa çıkma kavramıyla burada bitişiyoruz işte. Bunu biraz daha şey yapacağız, ileride görüşeceğiz. Bunu şöyle bir şekil çizdim, bakın. Aletya hakikat, tekne teknik. Hakikat meydana çıkarma. Meydan sözcüğü var ya biz. Meydan. Meydan ne demek? Açık. Peki teknik ne? Meydana getirme. Birisi meydana getiriyorsunuz. Öbürünü meydan. İşte meydan açığa çıkarıyorsun. İkisi burada aletya ile tekniğin birleştiği yer. İkisi meydana çıkıyor ama birisi getirme yoluyla çıkıyor. Meydana getiriyor. Bir şey yaptığınızda ben bunu neler çektim meydana getirmek için diyorsun, değil mi? Bunu meydana getirebilir misin? Biri de meydana çıkarıyor. Ne demek? Gizli bir şeyi, bir davayı, bir olayı meydana çıkarıyorsun. Yani açığa çıkarıyorsunuz. Doğru bilgi demek. Varlığın doğru bilgisine hakikat denir. Evet. Demek ki meydan sözcüğü biz bir tarafıyla hakikate, öbür tarafıyla tekniğe işaret ediyor. Teknolojinin tanımı. Şimdi felsefe yapmaya çalışıyoruz ya. Teknolojinin zemini ihtiyaç ve yetersizlik. Biz ihtiyaç sahibi bir varlığız. Ve yetersiziz. İhtiyaçlarımız var yani. Yani şunu söylemek istiyorum. Diyelim hesap makinesi var. Trilyonla trilyonu çarpabilseydik hiç hesap makinesine ihtiyacımız yoktu, değil mi? Kargalar 5'e kadar sayabiliyormuş yani. Deney yapmışlar. 5 kişi girmiş yuvasına. Biri çıkıyor, üçü çıkıyor. 5'ten sonra çıkan olunca karıştırıyor tekrar. İnsan varsa ne giriveriyor. Dolayısıyla karga 5'e kadar sayıyor. Ama insan işte kerat cetvelini çarpınca ezberliyoruz. Öte gidemiyoruz yani. Şimdi eğer büyük sayıları çarpma, büyük işlemleri yapma imkanımız olsaydı hesap makinesine gerek yoktu. Eğer doğaya baktığımızda veya bir partikülün hareketine baktığımızda Newton'un F eşittir ma ikinci kanunu görebilseydik, Newton'un o formülü olmadan Newton'a da gerek yoktu. Veya kuşlar gibi uçabilseydik uçağa, otobüse de gerek yoktu. Yetersiziz. Çiviyi şöyle bastırıverdiğimizde çakıverseydik çekice gerek yoktu. Elimiz yanmasaydı maşaya gerek yok. Yetersiziz. Bilim kıtlıktan ve ihtiyaçtan, kıtlıktan doğuyor. Ekonomi ne diye nasıl tarif edilirdi? Sonsuz ihtiyaçlarımızı kıt kaynaklarla karşılama numarası. Yani işte bir becerisi filan. Bu gibi işte bizim bilim yapma şeyimiz, biz ihtiyaç içindeyiz, böyle yaratılmışız. Bu dünyaya geldiğimizde bir mantığımız var. Duyma özelliğimiz var. Belli aralıktaki sesi duyuyoruz. İşte belli aralıklardaki işte konuşabiliyoruz. Neyse yani bir takım özelliklerimiz var. İsteklerimiz, ihtiyaçlarımız var. Bir de yeteneklerimiz var filan. Bu ikisini aklımız sayesinde halletmeye çalışıyoruz. Mesele bu. Bunları biraz söyledim. Fakat Türkçe'de ilginç bir şey. Yapabilmek. Görebilmek. Anlayabilmek. Bakın hepsinde bilmek var. Demek ki bilmek sözcüğü eylemin öncüsü oluyor. Çünkü biz bilgiye göre hareket ederiz. Şimdi bir yere bir adresi bilmiyorsak nereye gideceğiz?
Türkçe bunu dile getiriyor bak. Bilmek de bir bilgi gücü işte. Ve bilim, yani insan olarak biz eğleyen bir varlığız ve bilen bir varlığız. Bilgimize göre eğiliyoruz. Bu eylemenin içinde yapmak var, imal etmek var. Ahlak da var, davranmak da var. Eylemek, davranmak artı imal etmenin toplamı eylemek oluyor yani. Bilmek de iki şeye hizmet ediyor. Anlamak, açıklamak. Kimi felsefelere göre anlamak istiyoruz. Açıklamak, explanation, anlamanın içinde. Anlama çok daha geniş sosyal olayları ve doğu olayları. Yapmak, imal etme bilgisi yani. Ve teknolojinin anası, temeli ihtiyaçlarımızdır. Ve bunun için ne yapıyoruz? Biz bilgi üretiyoruz. Bilimsel, zihinsel yeteneklerimizi artırıyoruz. Nasıl artırıyoruz? Şimdi şu duvarlara bakıyorum işte buna gündelikli. Şurası diyor kahverengi diyoruz. Bunu biraz daha geliştiriyoruz. Veya işte suda buz olmuş diyelim. Ha, buz olmuş falan işte. Veya buharlaşmış. İki olayı anlıyoruz. Peki bunun sebebi ne diyoruz? Aslında sıcaklık. Bir geriye gittiğimizde bilime varıyoruz. Sıfıra indiği zaman donuyor. Düzleriye çıktığında kaynıyor. Daha ötesine gidiyoruz. Ya bu su niye donuyor acaba? Niçin donuyor filan sıfırda? Başka hiçbir şeyin mesela yoğunluğu sıcaklık düştükçe düşmüyor. Sadece suda var. Artı 4 derecede maksimum oluyor. Sıfırda daha küçük oluyor yoğunluk. Eğer öyle olmasaydı, sıfırda yoğunluk, sıcaklık düştüğünde daha fazla olsaydı, okyanuslar donar ve hayat biterdi. İşte bu da felsefe. Görünüşün arkası bilim, bilimin arkası felsefe. İlim, ilim bilmektir. Diyor ya, ilmin ilmini bilirse felsefe yapmaktır diyor Yunus. Bilimi konu edinen bilime felsefe denir. Fiziği, dış dünyayı konu ediniyorsunuz fizik, canlı dünyayı konu ediniyorsanız biyoloji yapıyorsunuz. Ama bilimin kendisini konu ederseniz bilim felsefesi yapıyorsunuz. İşte bu neden, niçin diye sormaya başladığımız zaman orada felsefeye dalıyorsunuz. Nasıl dediğimiz zaman orada biraz bilim yapıyoruz. Evet. Bunları biraz, bir Ezop masalı var. Kısaca bunu çok yaygın bilirsiniz. Karga çok susamış. Bir ibrik buluyor. İbrikten suyu içmek istiyor ama bir türlü gagası yetişmiyor. Uğraşıyor, devirmek istiyor. İbrik ağır olduğu için deviremiyor. Susuzluktan ölecek. Aklına çok parlak bir fikir geliyor. İşte çakıl taşlarını topluyor. Şeyin içine atıyor, vazonun içine atıyor. Böylece su yükseliyor. Suyu içerek ölmekten kurtuluyor. İhtiyaçlarımız da böyledir. Evde bir şeye ihtiyacınız olsa, evde bir problem çıksa, sigorta atsa, arabanız bozulsa öğrenmeye başlarsınız. İhtiyaç bizi şey yapıyor, tahrik ediyor yani. Tamam mı? İnsanlık da teknolojiyi öyle geliştiriyor. Bir sorun çıkıyor, işte yiyecekler kıt oluyor, yetmiyor. İşte yeni enerji kaynakları bulmak istiyoruz, yok sudan enerji elde edebilir miyiz? İşte yok güneşten şey, yetmiyor ihtiyaç. Anası teknolojinin, bu Ezop masalı da bunu iyi anlatıyor. Ve tekniğin teknolojiyle birleşmesi 1800'leri 20'lerde şey oluyor. Faraday elektromanyetik dalga teorisini ortaya atıyor. Bir de Joseph Henry de aslında aynı şey, o da o ilkelerden, o teoriden hareketle elektrik motorunun ilkelerini ortaya koyuyor. 1831'de elektrik motoru yapıyor. Tamamen bilimsel esaslara göre. Daha öncesi günlük becerilerle, işte şeylerle, ustalık becerinin tevarüsüyle, miras kalmasıyla yapılırken bilimsel esaslara göre yapılmaya başlıyor. Böylece bir şey oluyor. Yeni bilimle teknoloji birleşiyor. Bu modern bilim sürecinde yani 1543 ile 1687 dedim ya, orada Bacon var, Descartes var, işte Kepler var, Montaigne var, en sonunda şey var işte, Newton var. Bacon diyor ki, bölmek bilmektir diyor,
bilmek egemen olmaktır. Böl ve egemen ol diyor. Bu siyasi bir söylem değil. Biz finite element'le uğraştım ben. Sonlu elemanlar metoduyla parçalara bölüyorsunuz. Bir bütünü bir çırpıda çözemiyorsunuz. Çözebildiğiniz parçalara ayırıyorsunuz. Sonra onu birleştirerek o bütünü, büyük problemi çözüyorsunuz. Bunu demek istiyor. Fakat diyor ki bir de bilgi egemen olmaktır, güçtür diyor yani. Tamam mı? Egemen olmak tutkusu teknolojiye sinmiştir. Ve bu 4.0'dan sonra korkulabilir. Bu robotlar vesaireler öyle şeyler yapabilir ki gerçekten, çünkü o kadar, nasıl bir hesap yaparken bizim gücümüzü aşan bir şey olursa, olmuyorsa bu yapay zeka vesaire 4.0'dan sonra da böyle bir tehlikenin de farkında olmak gerekir. Çünkü çok hızlı karar veriyor, çok hızlı yapıyor. Artık yapay zekayla şey yapmaya çalışacak. Dolayısıyla böyle bir şey var. Egemen olma tutkusu teknolojinin özüne gizlice sızmıştır. Bunu da farkında olmamız gerekiyor. Bu ne oldu? Evet. 17. ve 18. yüzyıllarda modern bilimin ortaya çıkışı eski dünya ile yeni dünyayı birbirinden ayırıyor. 19. yüzyılda da modern teknoloji, modern teknik yani teknoloji ortaya çıkıyor. Şimdi eskiden insanlar şöyleymiş. Bios teoretikus, yani teorik hayatta varlığı hikmet nazarıyla temaşa etmeye dayanan bir hayat tarzı var. Buna bios teoretikus deniyor. İnsanlar böyle yapıyor. Yani şu dünyadan bu bilim yaparken bir fayda elde edeyim, pratik bir yararı olsun düşüncesi yok insanlarda. Ta Platon'da bile var. Bu ne işimi yarayacak diyor bir adam matematik öğrenmeye geldiğinde. Şuna biraz para verin de gitsin diyor. Bilmenin kendisinin verdiği haz peşinde insanlar. Yani bilgi o kadar pratik, yarar amaçlı değil o zaman tarihte. Bios teoretikus hayatında. Bios praktikus hayatında modern teknolojiden sonra teknoloji ne işimize yarıyor bu iş? Bize ne yarar sağlıyor sorusu öne çıkmaya başlıyor. İşte bunu söylüyorum. Ve eski dünya, yeni dünya şeyi 17. 18. ve teknoloji de 19. yüzyılın başından sonra. Biraz sonra yapacağım araş şeyle ilgili. Heidegger diyor ki, teknoloji soruşturum konusunda en önemli teknoloji felsefesi yapan adam Heidegger. 1976'da öldü. Alman filozofu, işte Kant'tan sonraki zirvelerden birisi. Teknoloji, teknik ürün, o ürünü meydana getirdi de kullandığımız araçlar, gereçler, malzemelerin cümlesi teknolojiye aittir diyor. Ben buna biraz itiraz ederek, neden itiraz ettiğimi biraz sonra söyleyeceğim. Alettir, instrumentumdur diyor. Ve teknoloji yapay nesneler üretiyor şu dünya. Yoktu eskiden araba, cep telefonu, işte böyle binalar, araba, uçaklar. Yapay nesneler üretiyor. Biraz tanrısallık taslıyor. Ben de yaratırım diyor. Bu yaratmayı yalnız sözcüğünü kullanacağım. Alınmayın, hepimiz inanıyoruz. Vardan var etme anlamında kullanıyoruz. İbda diyeceğim ama ibda sözcüğünü de kimse pek kullanılmıyor. Eskiden ibda denirdi. Onun için oradan da bana kızmayın. Şimdi şurada bunu şöyle bir şey çizdim. Teknik 1831'de bu elektrik motoruyla birleşiyor. Şu yeşil bilim, şu kırmızı teknik. Burada ikisi sarmaş dolaş oluyorlar. Eğil birden dikleşiyor. Burada bilime dayalı teknik, yani teknoloji, tecrübeye dayalı teknik böyle bir şey. Bunu sen bu. Eğer bilimle birleşmeseydi şu teknik şu kırmızı nokta noktayla gidecekti. Bilim de böyle gidecekti ama ikisi böyle bir şey oluşturup, sarmal oluşturup ilerlediler. Temel bilim, uygulamalı bilim, işte endüstri devrimi 1760-1840. 19. yüzyıl ikinci devrimi ve 1945, 45-80, 1980'den dördüncüsü, 4.0'da burada oluyor. Bakın şimdi bilimle birleşince, şurada işte 1600, 1700, 1800, birden eğri dikleşiyor, icatlar çağı 19. yüzyıl, böyle dikleşiyor eğri. Arda arda icatlar geliyor. Buralar işte icatla uygulama arasındaki şeyleri çok fazla şey yapmayayım, vaktimi şey yapacağım. 5-10 dakika zaten geç başladık, onu kullanacağım yani.
Evet. Şimdi burada teknoloji konusundaki şeyimi açıklamak için birkaç şey söyleyeceğim şimdi önce. O şu, bir ön bilgi, muğlak ve müphem bir kavram bu. Teknoloji çok kullanıyoruz da bazen bu kavramları fark etmeyebiliyoruz. Üç bilgiden bahsediyorum. Ön hazırlık, söylemek istediklerimi anlatmak için bir ön bilgi veriyorum. Var olanın üç var olma tarzı var. Aristoteles'e göre bir var olanı var eden dört neden var. Bir de cevher, yani töz, Osmanlıca, ausia, Yunanca, substance, İngilizce, form. Platon ida diyor, buna öz diyoruz dilimizde ve eidos Yunanca veya İngilizce essence ve madde, heil Yunanca, material, malzeme İngilizce. Bu üç kavram üzerinden teknolojiyi anlatmak istiyorum. Şimdi var olma tarzları üç tane dedim ya, üç çeşit. Düşünmede, zihinde, dilde, dış dünyada. Şu masayı görünce ben otomobil demiyorum şuna. Görünce veya şu şeyi gelince şişeyi soba borusu demiyorum, şişe diyorum. Çünkü bir zihnimde şişe kavramı var. Şişe diye dört harfli bir sözcük var. Dış dünyada da bir nesne var. Üç tane var olma tarzı. Bunu ayırt edemezsek birçok kavram bilemeyiz. İşte bu yazılar yazılıyorlar işte. Ne diyorlar? Birçok. Mesela tesis ne, müessese ne? Kurum ne, kuruluş ne? Bu farkları bilmezsek bu var olma tarzını aslında eğitimin temeli olarak anlatmamız lazım. Tamam mı? Bu gibi kalem sözcüğü, işte var olan adı. Kalem görünce çok çeşitli. Ben buna kalem diyorum. Başka bir şey, patlıcan demiyorum mesela. Zihnimde var. Bir de kalem diye beş harfli bir sözcük var. Bir de bir fiziksel nesne var. Evet. Dört sebep var bir de. Maddi neden. Bir şey varsa diyor Aristo. Bunu şey de kullanıyor Heidegger. Yani ben Heidegger'in de kullandığını sonradan fark ettim doğrusu. Maddi neden, bardağın yapıldığı, mesela bir cam bardak düşünelim, malzeme cam. Formal neden, bardağın bir formu var, yani şekli var yani. Amaç veya ereksel neden, bardağı imal edilme nedeni, örneğin çay içmek için veya su içmek için. Bir de fail neden, bardağı yapan usta. Şimdi burada ilginç bir şey var. Bardağı ya da sürahiyi biz nasıl fark ediyoruz? Formundan değil mi? Bir camiyi ya da evi nereden fark ediyoruz? Şeklinden. Bu cami diyoruz. Bir şeyi kendisi yapan şeye onun özü deniyor. Biz bardağın bardaklığını, sürahin sürahiliğini onun şeklinden anlıyoruz. Demek ki şekil onun özü oluyor. Anladık mı? İşte şekil başka, öz başka deniyor. Aristo diyor ki varlığın idealar alemindedir her varlığın diyor. Bir kopyası vardır diyor Platon. Onun öğrencisi Aristo diyor ki yok yok öyle değildir. Varlığın içinde mündemiştir o diyor. Bardağın kırdık mı diyor, şekil mekil kalmaz. İdam idam yoktur diyor. Katılmıyorum diyor. Hocası Platon ama hocamı çok severim ama hakikati daha çok severim diyor. Şimdi buradan form varlığın özü oluyor. Bunu da söylemek istiyorum. Hani bazen şey diyorlar ya işte yok Anayasa Mahkemesi bilmem ne işte varlığın özünü karış esasına inemez şeklini. Şekil dediği usuller ya. Onu da karıştırıyor. Basbayağı şekli onun özüdür de aslında. Bunu söylemek istiyorum. Bu bir binanın cami olması veya ev olması onun mimarisiyle, şekliyle, şemaliyle aynı malzemeden yapılabilir. İşte sürahi bardak örneğinde olduğu gibi. Şimdi geçiyoruz. Şimdi biraz daha ilerleyelim. Şimdi var olan dedik ya, var olan böyle bir şekil çiziyoruz. Biraz mühendislik tarafından gelen bir şey bu. Form, yani kausa formal istediği maddesi, bir malzemesi var her şey. Fail, bir de erek, sebep. Yani niçin yapıyorsun bardağı? Su içmek için, çay içmek için. Bu işte. Şimdi diyor ki, işte demin anlatmak istediğim, böyle bir resim var, bir Rafael'in yaptığı bu. Platon böyle diyor, idealar alemindedir varlıkların özü diyor. Aristo şu diyor ki, hayır diyor, varlığın içindedir diyor. İşte bu ida Platon formu Aristo kullanıyor. Öz, şöyle bir formül yazıyorum ben. Töz yani cevher, öz artı madde. İngilizce yazıyorum. Substance sözcüğünü, essence sözcüğünü bu dilde var olan, dış dünyada var olan, zihinde var olan ayrımı olmazsa İngilizce substance, essence kavramını ayıramayız. Substance, essence, malzeme.
Bu da Yunanca formüller filan. Şimdi buradan teknoloji nereye doğru geliyoruz? Bir şeyi kendisi yapan, işte o yapan şey, o şeyin özüdür dedik ya. Şimdi devam ediyoruz. Şimdi ben şimdi teknolojiye geliyorum. Cevher, biraz önce yazdım Aupsia, form artı madde, bir var olan. Şimdi bir tane daha yazalım. Var olan dedik ya. Şurada bakın cevher veya var olan. Cevherle form artı madde arasında formülü yaz. Formla maddeyi teknoloji birleştiriyor. Teknoloji burası işte. Buna en basit bir örnek var. Bu bizim pres tencereler var ya. Tencere bir saç konuyor, pres bir iniyor, tencere çıkarıyor, fırlatıyor. Malzemeyi, çelik saçı formun içine sokuyor. Binanın projesini çıkarıyoruz. İşçiler, ustalar binayı var ediyor. İşte o var etme şeyi teknoloji oluyor. Geminin kanunu ne? Kaldırma kuvveti. Bilirsiniz, ortaokuldan biliyoruz. Neydi kaldırma kuvveti? Bir cisim daldırıldığı sıvıda taşırdığı sıvının ağırlığı kadar bir kuvvetle kaldırılır. Gemi buraya oturuyor. Onun için geminin altı böyle diktir, çok su taşırsın ki çok fazla kaldırma kuvvetiyle kaldırılsın için. Tamam mı? Altı çok derindir, böyle mahsus sivri yapılır. Bu kadar. Hadi yap bakalım bunu. İşte orası teknoloji. Bu geminin formunu nasıl yapacaksın? O malzemeyi, o formu nasıl vereceksiniz? Burası teknoloji. Yani dilde var olanı, projede var olanı fiziksel bir nesne haline getirmek. Bir bardağı cam bardak haline getirmek. Bardak şeklini, çizimini, bir binanın projesini bina haline getirmek. Bir makine elemanı parçasını, çizimini imal etme bilgisine teknoloji diyor. Onun sonucunda ortaya çıkan şeye teknolojik ürün diyoruz. Tamam mı? Tarif bu. Yani şu artı işareti ve burada çok olaylar var. Bu kolay bir iş değil burası. Teknoloji. İşte mühendislik olunca iş. Burada teknolojik ürün var. Formu bir şeyin özünü mühendislik bilimi teşkil ediyor. Maddesi uçak diyor. Öyle mühendislik bilimi var ki bu her tarafı olağanüstü araştırmalar, uçak kanadının formundan kim bilir kaç bin mühendis çalıştı. Tamam mı? O bilim onun özü. Hangi bilim? Temel bilim, uygulamalı bilim, mühendislik bilimi, teknoloji, inovasyon, ticaret, böyle sistem. Burada mühendislik bilimi formunu tayin ediyor. Arabanın formunu bir şey yapıyor önce bir. Önemli bir kasa koyuyor üstüne diyelim, bir kamyonun üstüne inşa ediyor. O formun içine malzemeleri yerleştiriyor. Her malzemenin yerini çiziyor. Tak 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 yerini yerleştiriyor. Oradan bir otomobil çıkıyor. Tamam. İşte bu mühendislik bilimi teknoloji sayesinde bu maddeyle formu birleştirerek teknolojik ürünü ortaya çıkarıyor. Benim tanımım böyle işte. Peki her var olana uygularsın bu Aristo'nun formülü dedik ya. Diyelim şiir yazacak adam. Onu orada nasıl kullanacağım? Nereye gitti bu? Ha, şurada şiirin bir formu var değil mi? Serbest vezin, hece vezin, aruz. Şiirin malzemesi ne? Sözcükler. Musikinin malzemesi ne? Ses. Resmin malzemesi ne? Boya. Heykeltıraşlığın malzemesi ne? Mermer. Necip Fazıl'ın bir şeyi vardı. Sormuşlar bir heykeltıraş. Heykeli nasıl yapıyorsun? Mermer kütlenin içinde adamı tasavvur ediyorum. Mermer soyup adamı çıkarıyorum meydana demiş. İşte form işte o adamı tasavvur ettiği, hayal ettiği şey. İşte bu sözcükleri şiir formuna şairin şiir yeteneği teknolojisiyle birleştiriyor. Yani bir çuval sözcük atılmıyor oraya. O şairin bir sözcükleri yerli yerine koyması, yerine işte öyle yere koyuyor ki bir şeye koyarsa kafiyeli oluyor, başka türlü olursa olmuyor yani. Veya işte bir yere olursa arıza uyuyor hece, başka türlü olursa uymuyor. O işte o şiir teknolojisiyle burada o var olanı yani şiiri var ediyor.
Peki burada açığa çıkarmayla ne ilgisi var? İşte o sözcükler şiir olarak açığa çıkıyor. Bina bina olarak ortaya çıkıyor. Araba araba olarak çıkıyor. Gizini açıyor. Teknoloji ortaya çıkarıyor işte. İşte meydana getiriyor yani. Teknoloji, loji, bilgi ya. Dolayısıyla Heidegger'in o teknik ürünü yapmada kullanılan aletleri, araçları, malzemeyi dahil etmesine bundan dolayı ben itiraz etmiş oluyorum ama tabii. Yani benim şeyim o. Sadece bilgi kısmını katmamız gerekir diye. Bunları söyledik biraz. Geminin projesini de söylemişim bak orada. İşte bu açığa çıkarma, gizini açma, vesile olma, öne çıkma, geri görünüşe çıkma kavramları hepsini teknoloji bunları yapar diyor. Ve fakat burada bir şeye keban barajı için bir siyaset adamımız şöyle demişti. Fırat'a vurulmuş gemdir demişti. Gerçekten teknolojinin böyle bir şeyi var. Ben bu tavuk çiftliklerine çok üzülüyorum. Tavukları bir şeyin içine koyuyorlar. Ben Tarım Bakanlığı'nda da biraz çalıştım. Siz de görüyorsunuz ya. Belli bir şey var. Çerçevenin içine yerleştiriliyor. Önüne su, yem, 24 saat lamba yanıyor. O zaman sık sık yumurtlamaya başlıyor. Hakimiyeti altına alıyor. Kontrol altına alıyor. Bütün enerjisini söküp alıyor. Barajlar da öyle. Suyu depoluyor. Kontrol adına alıyor. Önüne türbinler koyuyor. Suyun enerjisini söküyor. Varlığın özünü söküyor. Ciğerini söküyor adeta. Teknolojik hakim olma şeyi böyle bir taraf var. Yani. Yel değirmeni teknik de böyle değil. Yel değirmeni yelin esinişine bağlı. Su değirmeni suyun akışına göre. Baraj öyle değil ki. Suyu kontrol ediyor. İstediği kadar su açıyor vanayı. İstediğinde kapatıyor. Dolayısıyla tekniği, teknolojinin hakimiyetini alıcı, hükmedici bir tarafı var. Onu söylemek istiyorum. Burada bir şeyden bahsedeceğim. Son olarak ve teknoloji işini bitireceğim ve şeye geleceğim. Şimdi burada bir araştırma var arkadaşlar. Şurada bir de endüstri var. Yani bir nesne şey oluyor. Teorik dünyada, dilde var olan, dış dünyada var olan haline geliyor. Burada bir ölüm vadisi var. Yani teorik olarak geminin kaldırma kanunu söyledim şimdi size. Hadi yapın bakayım. Orada bir gemi teknolojisi lazım. Orada çok zayiatlar oluyor. Hatta dünyanın birçok yerlerinde tasarım yaparken çift gidiyor. Hollanda'da bir öğrencim var. Hep çift proje götürüyoruz. Birisi şey olduğunda, diskalifi olduğunda öbürünü devreye sokuyoruz. Yeni bir proje daha yapıyoruz. Hep çift gidiyor. Çünkü her an şey oluyor. Birisi işe yaramaz hale geliyor. Projenin süreci içinde burada da ölüm vadisi. Bu literatürde de var ha. Batı literatüründe. Sözlerime meşruiyet sağlamak için Batı literatürü diyorum. Ama şeyi noktası şurada. Burada bakın. Mantık-ı Tayr diye Feridüddin Attar'ın bir kitabı var. Kuşların Konuşması. Kuşlar bir araya geliyorlar. Ya böyle olmuyor şu hayat diyorlar. Bizim bir hükümdarımız yok mu? Bir hükümdarımız olsun diyor. Hütüt diyor ki ben biliyorum diyor işte diyor kaftanın arkasında diyor. Ben biliyorum yani sizi götüreyim diyor. Kuşları topluyor arkasında binlerce kuş işte toplanıyorlar. Yolda gidiyorlar ama 7 vadi var. Vadiler işte istek vadisi, aşk vadisi, marifet, istina, tevhid, hayret. Fena vadisi yani ölüm vadisi soruyor. Gidiyor yollarda hepsi çoğu telef oluyor. İşte çoğu diyor ki ben gitmeyeceğim ne bu çile çektiğim diyor. Vazgeçiyorum diyor mesela. Gazınki çok ilginç. Her gün ne güzel diyor. Duş alıyordum, banyo yapıyordum diyor. Serinliyordum. Ne bu sıcak bu çile diyor. Vazgeçiyorum, gitmiyorum diyor. Hütüt yalvarıyor ediyor ama ikna edemiyor. Sonunda 30 kuş varıyor. Bir yere oturuyorlar. Nerede hükümdar diyorlar. Simur diye bir ses çıkıyor. Karşılarından pencere açılıyor. Aynada kendilerini görüyorlar. 30 murk da kuş demek. 30 kuş. Kendilerini görüyor. İşte Simur bu şey diyorlar. Padişahımız. Yani her ne ararsan kendinde ara. Ve o seyri sülük aslında insanın iç yolculuğu. Dış yolculuğu tarih. Bir de varoluşçu felsefeyi düşünürsek bir ola gelme süreci. Bir nehir gibi akıştır diyor ya Erhan Bey. Onu anlatıyor bu. Bu teknolojide de böyle. Sonuncusu ölüm vadisi. Bu projeyi çiziyorsunuz fakat imal edemiyorsunuz. Biraz sonra söyleyeceğim.
Edison tam 10.000 deney yapıyor lambayı yakıncaya kadar. Israr ediyor. Diyor ki, başarısız değilim diyor. 10.000 çalışmayan yol olduğunu buldum diyor. Tabii bunlar ısrarcı oluyor yani şeyciler. 10.000 çalışmayan yol olduğunu buldum diyor. Bunu biraz sonra girişimcilikte de söyleyeceğim. Evet. Ölüm vadisini teknolojiyle aşıyoruz. Şimdi inovasyona geldik. Şimdi inovasyon felsefesini yapacağız. Getirmeye çalışacağım. Onu 20 geçe kadar vaktim var. 5 veya 25 geçe. Neyse, sıkıldıysanız nerede... Nasıl, güzel mi? Ha, iyi, tamam. İnovasyon çok çeşitli kavram. Bir tane inovasyon kavramı falan yok. Herkesin bir inovasyonu var. Fakat değişmeyen tarafları var yani. Sağına sola inovasyonu da inovasyon yapıyorlar. Yani inovasyonu da yeniliyorlar kavramı. Tamam mı? Bir tane inovasyon sabit bir, herkesin üzerinde ittifak ettiği, anlaştığı aynı bir kavram, tanım yok yani. Tamam mı? İlk defa işte Schumpeter'in bir tarihi var. Sonra başka tanımlar var. Mesela OECD 2005'te bir tanımı var. Bunu önemseyelim tabii. OECD'nin elinde çok sayıda akademisyen, filozof adam var yani. Onların tanımını o bakımdan önemsememiz lazım. İşletme içi uygulamalarda, iş yeri organizasyonunda veya dış ilişkilerde yeni veya önemli derecede iyileştirilmiş bir ürün, üründen maksat mal ve hizmet veya süreç, yeni bir pazarlama yöntemi ya da yeni bir organizasyonel yöntemin gerçekleşmesidir diyor. Bir tanım bu. Peki, inovasyon tek başına icat değil. Ama icat da var ama icat da eşit değil demek istiyorum. O anlamda söylüyorum bunu. İnovasyon tek başına arga demek değil. İnovasyon sürekli olan bir faaliyet, bir akış hali. Bir de inovasyon bir ola gelme faaliyetidir. Bunu söylüyoruz. Şurada zuhur ediyor aslında. Bir şekilde çizersek, yaratıcılık vardan var etme anlamında. İcat, arge'nin kesiştiği şurada inovasyon zuhur ediyor. Çok çeşitli şey kavramlar var işte. Yeni ürün, yeni imalat yöntemi, yeni pazar, yeni tedarik kaynakları, yeni organizasyon. Bir şey yeni olacak. Yeni deyince şöyle, bir binayı yıktınız, yeniden aynısını yaptınız. Bu değil. Başka bir şekilde yapacaksınız. Eskiden meyve suları vardı, yaşı uygun olanı, öyle bir çizik vardı üstünde. Makasla keserdiniz, tam keseceğiniz sırada bir sıkardınız, üstünüz başınız batardı. Meyve suyu keser. Oraya bir kapak yaptılar. Şimdi öyle bir şey oldu ki hiçbir meyve suyu imalatçısı onu vazgeçemiyor. İşte o bir inovasyon. Kahve. İşte Starbucks diye bir şey çıktı, değil mi? Ya bildiğimiz kahveyi sunuyor ama öyle bir sunum tarzı var ki insanlar tuttu. Bir boşluk yakalıyor inovasyon. Yeni bir tarz, işletme tarzı buluyor. Bu inovasyon. Veya işte Coca-Cola'nın nasıl? Güzel de işte, ama işte Starbucks'ın da müşterisi var, onu demek istiyorum yani. Şimdi orada onun şey yap, yani demek istediğim işletmede orada bir teknoloji falan yok yani. Bir bildiğimiz kahveyi başka bir tarzda sunuyor. Onun içinde teknoloji olsun ya da olmasın. İnovasyonun özelliği ne diyelim? Yaratıcı bir fikir veya yeni bir fikir ve ticarileşmesi. İcat, bir şey icat edersiniz. Hiçbir işinize yaramaz. Ama 100 sene sonra yarayabilir. Mesela bilgisayarlar öyle olmuştur. Uzun yıllar önce matematiksel temelleri inşa edilmiştir. Çok sonra şey olmuştur. Yaparsın. Bir şeyin ticarileşmesi halinde inovasyon oluyor. Dolayısıyla toplumda bir yer buluyor. İhtiyaç, vazgeçemiyorsunuz artık. Ne diyelim işte. Bir çeşit bir şey yapıyor işte, bir televizyon var, renkli televizyon. Herkes renkli alıyor bu sefer. Yani televizyon da gösteriyor, vazgeçemiyorsun artık. Birçok şeyler öyle işte. Yani bir boşluk yakalıyor. Burada biz gençler, veya bizim yaşındakiler, gençler değil, yaşlılar diyecektim, bizim gibiler. Biz bu ticaret lafını pek haz etmedik, tamam mı? Biraz Türkiye'deki Marksist kültürden etkilendik. Ben şimdi yok de bu teknoloji transfer ofisi maddesi yazarken 5 sene uğraştım. Mübalağa etmiyorum. Belki de 6 da az söylüyorum. Oradaki ticaret sözcüğüne,
paydaşlar, kim olduğunu söylemeyeyim fazla. Yani hangi paydaş olur. Bu ticaret lafı çıkacak burada. Üniversite ticaret yeri. Ben de şöyle açıklıyorum. Bir şeyin ticarileşmesi demek, onun hakikaten uygulanabilir olduğunu, bilimsel zeminlerinde sağlam olduğunu gösterir. Yoksa kapitalist bir mal hırsı azgınlığı değildir bu. Budur olay. Ticarileşmesi demek, hakikaten yaptığın iş teorik olanın pratik hayatta bir gerçekliğinin olduğudur. Bizde de öyledir yani. Bir matematik denklem yaparız. İşte Taylor ya da Maclaurin serisini açarız. Seriyi o kadar uzatırsanız gerçeğe o kadar yaklaşırsınız. Bir taraftan kesersiniz. İlk üç terimi alır, formülleri öyle çıkarırız. Gerçeğe ne kadar yaklaşırsak o kadar teorimiz güçlüdür. Buradaki şeyin ticarileşmesi gerçekten bilimsel bir zemine oturduğunu, hayat karşısında, deney karşısında, pratik karşısında sınavı başarıyla geçtiğini anlatır. Yoksa mal kazanma hırsı değil ticarileşmekten maksat. Özellikle inovasyon yapan girişimciler zaten mal değil. Onu yapmanın hazını yaşar girişimci. Yoksa çok zengin olmak vesaire o yan ürünler olur olur olmaz olmaz. Başka. Tamam. Bu ticarileşme meselesini de böyle aşmamız lazım. Böyle bir negatif. Akademiyada böyle bir şey vardır. Yeni pazar, yeni tedarik kaynakları, yeni organizasyon işte böyle şeyler olacak. İşte yaratıcılık dediğin, yaratıcılıktan maksadım yeni bir düşünce bir şey. Fikir çok önemli bir şey. Yani insan soyunun ürettiği en değerli varlık fikirdir. Fikir üreten adama çok ihtiyacımız var. Ama biz fikir üretemeyiz. Üretme lafını burada doğru anlamak lazım. Heidegger ne diyor? Biz hiçbir zaman düşüncelere varamayız. Onlar bize gelirler diyor. Onun için ne diyoruz? Aklıma bir fikir geldi. Ben bir fikre vardım demiyoruz. Ben bir fikir buldum demiyoruz. Ne zaman geliyor? Nerede geliyor? Kime geliyor? Nasıl geliyor? Bunları bulmamız lazım. Tuvalette geliyor, yalnızken geliyor. Sabah erken vakitlerde geliyor. Kimsenin olmadığı ıssız bir yerde geliyor. Onun için uluslararası görüşmelerde elçiler çıkıyorlar. O binanın etrafında sessizce ağaçların arasında biraz dolaşıyor. Ben nasıl yapayım filan diyor. Yalnızlık çok önemli. Kalabalıkta roman yazılmaz, makale yazılmaz, şiir yazılmaz. Yalnız. Bütün varlıklar yalnız doğurur. Bizim hayvanlarımız çoktu. Keçiler, koyunlar, sığırlar, hatta eşekler. Kaçarlar doğuracaklarını. Gizli bir yere giderler. Bunu biraz yaşayanlarımız. Orada doğururlar. Doğum yalnızlıkta olur. Aşkla başlar, yalnızlıkla tezahür eder. Şimdi inovasyonda bilgi paraya dönüyor. Bilgi var, hazır. Bir ürün var. İşte biraz bir şey yapalım. Ya şu sandalyeyi şöyle yapsam nasıl olur acaba diyorsun. Daha çok satılır. Daha mı rahat eder insanlar? Daha toplumda karşılık olacak yalnız yaptığınız şey. Ticaretleşmesi bu demek. Araştırmada da para bilgiye dönüyor. Evet. Bu işte şöyle, bilginin paraya çevrilmesi inovasyon, paranın bilgiye çevrilmesi araştırma oluyor. 3E'den bahsediliyor. İngilizce ile Türkçe'yi benzettim. İçgörü yani feraset veya sezgi var, feraset var. İcat var, icraat var yani uygulama. Bir keşif, icat hepsi de işin içine giriyor burada. Yer çekiminin keşfedilmesi, atom yapısının keşfedilmesi, elektrik akımının keşfedilmesi, süper iletkenliğin, vitaminin, DNA'nın, Amerika'nın keşfinde yani. Keşif bu. Var olan bir şeyi fark ediyorsunuz. İcat da öyle değil. Yeni bir yapay nesne yapıyorsunuz. Üretilir, üretilmez. Ticari olur olmaz. İcat böyle. Başka birisi, inovatör. Yani işte eskiden biz ne diyorduk bu inovatöre? Müceddit. Müceddet. Elbise deniyordu. Yeni olan ismi faildi. Tecdit ediyordu, yeniliyordu. Müfessir vardı bile biliyorsunuz. Şimdi bilgi teorisinde de var. Erman Işıkçıları müfessir yani. Şimdi icat işte mekanik, saat, matbaa, telefon, televizyon. Bu sefer telefon var ya, cep telefonu inovasyon oluyor. Hibrit otomobil yaptık.
inovasyon. Dizüstü bilgisayar inovasyon. İşte IBM'in PC'yi yaptı, o da inovasyon. İşte icatla inovasyon, icat tek başına inovasyon olmuyor. Biraz o fikri uygulamaya, icadı ticarileştirmeye çalışmak gerekiyor. Organizasyonun içinde de proseslerin, yani işlemlerin değiştirilmesi, yenilenmesi gerekiyor. Pazara sunulan ürün ve hizmetlerde de değişiklik gerekiyor. Ürün değişince pazarlamasını da değiştireceksiniz. Yaratıcılık dediğimiz şey fikir üretmek demek ve bu olmadan hiçbir şey olmaz, yerimizde sayarız. Yani yeni şeyler düşünebilen, üretebilen zihinsel yapılar oluşturacak bir eğitim sistemini, toplumsal ortamı, kültürel ortamı inşa etmemiz lazım. Fakat bu örtük bilgi, bunu anlatamıyoruz. Tacit knowledge. Yani beceriler, bir şey bulma. Sokrates diyor ki, öğrenmek diyor bir hatırlamaktır diyor. Biz diyor aslında diyor doğmadan önce biliriz diyor, tam doğarken unutuyoruz onlar diyor. Bu dünyadaki eğitim öğretim, o eskiden öğrenip de unuttuklarımızı hatırlamaktır. Learning outcome oradan geliyor. Öğrenme kazanımı, outcome dışarı çıkarıyorsun, orada duruyor o. Öğrenme kazanımları dediğim şey, tam learning outcome sözcüğü, Sokratesçi bir felsefi zihin üzerine dayalı olarak söylenmiştir. Learning outcomes oradan gelir. Hatırlamadır. Out, dışarı çıkarmadır. Yani inovasyon işte bir fikri uygulamaya geçirmek, başarılı ticari bir ürün ortaya etmek. İşte buradaki yaratıcılık meselesi, keşif biraz yaratıcılık, icat yaratıcılık. İnovasyonda da yaratıcılık var. İşte şunlar bilgi, kavram, teknoloji, iş modelleri, eşya, mal, hizmet. Böylece inovasyonun değer zinciri ortaya çıkıyor. Evet. Bu aklınıza kalsın diye bir tuhaf sözcük kullandım burada bilerek. Fakat İngilizcesinde de varmış meğerse. Araştırma bir soru ile başlar. İcat bir ihtiyaç ile başlar. İnovasyon genellikle bir kaşınma ile başlar. Yani bu kaşınmadan olmuyor. Biraz düşünüp taşınma, kaşınma olmayınca ya şu işi nasıl yapalım, nasıl yeni bir şey yapalım diye kaşınmıyorsa inovasyon olmuyor. Onun için bu kaşınmayla başlıyor bu inovasyon dediğiniz. İcat da şeyle, evet. Bir de girişimcilik var. Bu girişimci adamlar enteresan adamlar. Yani bir ihtiyaç olduğu için değil. Hep böyle sahip oldukları mevcut kaynaklara bakmaksızın. Hiç imkan kaynak bakmıyor bu girişimci. Yeni fırsatlar buluyor. Ya nasıl yapayım şu işi falan diyor. Yeni fikirleri ya da icatları başarılı inovasyona dönüştüren veya dönüştürmek isteyen kişilerdir diyor Schumpeter. Girişimci başarısızlığı kolayca kabul etmez. Israrcıdır. Sorunlar karşısında dirençli ve sabırlıdır. Bunun en iyi örneği Edison'un ampulü icat sürücü. 10 bin deney yapar. Başarısız değilim. Çalışmayan 10 bin yol olduğunu buldum der. Bu işte. İşte girişimciler bütün bunlar bu alanlarda çalışıyorlar. Girişimciler yine şurada ortada duruyor. Bilimsel keşifle ilgili buraya bakıyor, teknolojik araştırmaya bakıyor. Ürün yaratmaya, piyasa süreci. Bütün dünyada üniversiteler bünyesinde inovasyon ve girişimcilik aynı bürodadır. Bakın bütün üniversitelere bakın Amerika'daki. Girişimcilik ve inovasyon ofisi diyor hepsinde. Çünkü girişimcilik olmadan yeni bir fikri ticarileştiremezsiniz. Onun için bu daima girişimciyle birlikte olacak. Böyle çok çeşitli tanımlar var. Bunu literatürden buldum. Birisi diyor ki icat artı ticarileşme, keşif merak artı işbirliği, inovasyon yetinmeme, yani az görme, tatmin olmama artı işbirliği, inovasyon yaratıcılık artı risk alma. Ha burada bakın çarpı artı değildir. Risk sıfırsa, sıfır yaratıcı istediğiniz kadar olun, inovasyon yapamıyorsunuz, ticarileştiriniz. Sıfırla sayını çarpın, sıfır ya. Veya yaratıcılık sıfır, risk alıyorsun ama bir şey çıkmıyor geri. Onun için yaratıcılık ve risk alma ikisi birlikte var olacaklar. İşte inovasyon türleri, ürün dedik, süreç, pazarlama, organizasyon. Şurada onu çizdik, işte fikir, bunu şekil alın. Fikir, keşif, araştırma, geliştirme, icat, giriş, yani pazara giriş, kullanıma geçiş. Burada girişte biraz bir bölge oluyor. Bir şey yapıyorsunuz ama bir süre pazarda benimsenme süreci. O. İnovasyonun mahiyeti, burada bir felsefe yapıyoruz birazcık da. Aynı ırmakta iki kez yıkanamazsınız demiş.
Everything flows demiş Herakleitos. Bu şey de bir akış, inovasyon süreci. Bir ırmaktır adeta. Kaynağı ne? Fikir. Fikir kaynağına neşet ediyor. Biz fikirleri asla veremeyiz. Onlar bize gelir. Onu söyledim ya. Evet. Ha, burada bir şey daha söyleyeyim. Peki nereden geliyor? Nereden geldiğini bilemiyoruz. Garantili fikir üretme yolları, garantili şiir yazma yolları olsaydı, garantili icat yolları olsaydı öğretirdik. Herkes icat ederdi verir diye. Ne olacak? Öyle değil işte. Burası örtük bir. Nasıl zuhur ediyor acaba? Şöyle, fikrin menbaı, menşai nedir? Sezgi, içgörü, deneyim ve kaygının sentezinden oluşan, yaratıcı yeteneğin örtük bilgisinden tezahür ediyor, olmalıdır, olmalıdır diyoruz. Buluş, icat ve sanatın menşei bu örtük bilgidir. Nerede ve ne zaman, genel olarak fikirler bize yalnız olduğumuz yerde ve zamanda gelir. Kime gelirler? Probleme iyice gömülmüş olana, kaygı çekene gelir. Kaygı ile endişe ayrı. Endişe, korku, mor. Kaygı pozitif bir şey. Hani biz, vardır sizde, kaygısız adamın tekidir derler. Birisini eleştirici. Kaygı iyi bir şey, endişe negatif bir şey. Evet. Ortaya çıkan yeni bir ürün veya hizmet. Ha, bir şey unuttum. Ha, inovasyon problem çözmede yaratıcı ve icat eden durum alış hali. Durum alış. Atitüt metamorfoza diyorlar bunu. Şeyde. Durum alış, vaziyet alış. Tavuk, evet. Evet. Bunları söyledik. Bu girişimcilik 18. yüzyılda yani 1700'ün sonlarında buhar makinesinden yani 1. sanayi devriminden sonra ortaya çıkmış. Girişimcilik yani her zaman var da o zaman daha berraklaşıyor. Evet. Bu inovasyon sözcüğünü yenilik diye çevrildi ama innovity yenilik diye bir sözcükte. Innovity yenilik aslında. Innovation deformation, şekil değiştirme gibi İngilizce yapsan öyle bir şey. Aslında yenileme ve yenilenme. Yenilenme demek şu demek. Yenilik yapan kişinin kendisini yeniliyor. Yenileme, yaptığınız işi yeni yapıyorsun. Yani failde ve mef'ulde, yapanda veya üretilende bir yenilik içeriyor inovasyon kavramı. Tamam mı? Ya, ama yenilik diye çevrede öyle gidiyor. Şimdi ortada karıştırmayalım. Ama inovasyonun var olması için inovasyonu besleyen, kışkırtan kültürel ve toplumsal bir zemin olması gerekiyor. Bunu biraz Karl Popper diye bir adam var. Yani diyor ki işte hayat diyor bir problem çözme sürecidir diyor. Hakikaten şey de bir problem çözme sürecidir inovasyon. Şimdi diyelim şimdi çok iyi işinize yarayan bir şey bir süre sonra başınıza dert olur. Ha bizim bürokraside de şöyle bir şey var. Kendilerinin önce yaptığını verip veriştiriyorlar. Sanki kendileri hiç yapmamış gibi falan. Ama hayat böyle. Hani onu da kötülemeden yeni bir şey yapmak lazım. İşte şimdi ne diyorlar işte trafikte ne olacak? Radarlar eskiden insanı tuzağa düşürüyormuş şimdi haber vereceğiz falan diyor. Ya o tuzağa düşüren de işte o kurum yaptı falan. Ne? O kadar fazla sert dil kullanmamak gerekir ama yenilemek lazım. Mesela buna en iyi örnek Nazilli Basma Fabrikası. Beykoz ayakkabı fabrikası değil mi? Bir süre iyiydi, problem çözdü gerçekten. Türkiye'nin çok işe yaradı. Bir süre sonra kapandılar. Sümerbank diye kapandı. Yani zamana, bir zaman çok iyi olan başka bir zaman sorun olup çıkabiliyor yani. Hayat da böyle işte. Popper'ın şeysini şöyle bir çizim yaptım. Diyor ki Popper, siz diyor, hayata, dünyaya diyor, her şeye diyor, bilim teorisi kuruyor ama sorun olarak bakın diyor. Kitap okurken deyin, şöyle deyin diyor. Bu yazar hangi sorunu çözmek istiyor? Öyle bakın diyor. Ne yapmak istiyor? Veya bir toplumda bir şey yapacaksınız. Eğitim reformu yapacaksınız. Popper'cı yaklaşalım. Nasıl yapacaksınız? Ya memlekette en fakir, en zor durumda neresi var? Diyelim klasikler. Hakkari var. Hakkari'den başlayalım. Onu iyileştirelim. Sonra onda daha ona yakın olan böyle 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 yapalım. Veya bir toplumda ekonomik yardım aç. En fakirden başlayalım. Böyle ideal şeyler değil de böyle yapalım diyor. Sorundan başlayın daima. Şimdi başta bir sorun var. Bir deneme çözümü yapıyoruz. Ha siyasette de böyle yapıyor. Bir toplumun meselesi var. Deneme çözümü var. İşte iktidara geliyor bir parti. Muhalefet hata elemesi yapıyor. Verip veriştiriyor.
Fakat bir sorun daha çıkıyor. Neden? Çünkü iktidarda olan şey kendi teorisine öyle saplanıyor ki artık oradaki sapmalar görmezden geliyor. İyi gidiyorum ben diyor. Çok başarılıyız diyor işte. Oradaki şeyleri görmez hale geliyor. Tamam mı? O görmezler öyle soruna yol açıyor ki toplumda muhalefet tutmaya başlıyor. Onu kullanıyor muhalefet, tamam mı? O yaptığı şeyleri. Orada sorun iki çıkıyor. Sorun ikiyi çözüyor birisi. Deneme çözümü iki çıkıyor. Tekrar hata elemesi böyle. İşte bu Mevlana'nın şey gibi işte pergeli gibi bir helezon gibi olduğu yere batırılıyor, genişleyerek gidiyor. Hayat böyle bir şey işte. İnovasyon da böyle bir şey. Bir yapıyorsunuz, oh, müthiş satılıyor. Bir zamanlar yani çocukları böyle bir tak tuk tuk bir şey çıktı biliyor musun? Bilmiyorum aslında. Böyle elleriyle. Aman Allah'ım, ortalığı mahvetti. Sokaklar gürültüden. Adam işte bir top derken, bir şey derken işte inovasyon yapıyor. Bir süre sonra başımıza bela oldu diye polisler topladı adamları. Yani bir zaman çözüm olan başka bir zaman sorun olabiliyor. Hayat böyle bir şey işte. Çünkü burası dünya. Evet. Az sonra bitireceğim arkadaşlar. Şimdi böyle açık inovasyon, şey bu kapalı inovasyon bir firmanın içinde oluyor. Bakın fikirler geliyor. Dışarıdan hiç alışveriş yapmıyor kapalı inovasyon. Açıkta dışarıdan da hem araştırma projesi alıyor, maddi destek alıyor, adam alıyor. Bu açık inovasyon. Pazara gidiyor sonra filan. Bu başka bir formülü. Burada bir rakamsal bir şey var. 3000 fikir geliyor. Hunine'ye giriyor. Aslında şurası ölüm vadisi biliyor musunuz? Şurada. Hunine'nin boğazı var ya. 300 proje fikir kabul ediliyor. 25 küçük projeye dönüşüyor. 4 büyük gelişme oluyor. İkisi satışa sunuluyor. Milleti birisine sahip çıkıyor. Öbürünü almıyor. 3000 fikirden, ham fikirden bir tanesi şey oluyor. Burada çok sabırlı olmak gerekiyor. Çabuk bıkmamamız lazım. Bizim kültürümüzde çabuk şey yapıyoruz. Bizim hocalar der ki işte üniversitede hani ya işte biz söyledik ama yapmıyor kimse. Türkiye'de bürokratta bulunan arkadaşlar bilirler. 10 teklif getirin, bir tanesi gerçekleştirsin sevin. Mesela 20-30 tane yok kanun taslağı vardır, teklifi vardır. En az rafta durun. Böyledir yani. Hayatın doğasında böyle bir şey var yani. Bunları da geçiyorum. Bu ilişkileri kaç dakika var Sayın Başkan? Bitireyim mi? Açtık mı? Sonuca geliyorum o zaman. Bunları geçiyorum. Biraz şuradan bahsedeyim. Şu şekil önemli. Şurada bakın mevcut teknoloji var şey. Burada mevcut teknolojiyle bir şey değişiklikler yapıyorsunuz. Yıkıcı inovasyon şöyle bir şey. Teknoloji yeni pazar şeyi. Mesela iPhone. Teknoloji yeniledi. Mevcut telefon vardı cep telefonu. Yıktı gitti. Yıkıcı dediğim. Başkalarını çökerttin. Samsung, Nokia. Bu yıkıcı inovasyon. Bu da radikal bir şey. Bu teknolojiye yaklaşıyor artık. Bu da mimari inovasyon. Şey de yeni, market de yeni. Fakat teknoloji, işte mesela arabanın koltuğunu değiştiriyorsun. Uçağın koltuğunu değiştirmiş şeyler işte bir firma. O gibi bu da mimari inovasyon filan deniyor bunlara. Bunları, bu yayılma hızı böyle işte. Böyle önce hızlı kabul edenler var bir inovasyonu. Sonra geç kabul edenler, sonra gecikenler. Bu eğri bu. Sonuçlara geliyorum. Einstein şöyle bir şey diyor. Problemlerimizi onları yarattığımız aynı düşünme düzeyinde kalarak çözemeyiz. Kurumların rekabet gücünü sürdürülebilmen için sürekli inovasyon gerekir. Sürdürülebilirliği ve inovasyonun akış halinde olmasının anlamı budur. 21. yüzyıla inovasyon çağı denilse yeridir. Bütün teknolojiler araştırmada hep inovasyon kavramı altında geçiyor artık. İnovasyonu karakterize eden şey ekonomik veya sosyal değer üretmektir. Teknolojik inovasyon ticari değer olan ürün ortaya koymak. İnovasyon insanın yeteneklerinin tümünün birleşik gücünün ürünü. İnovasyonda yaratıcı yetenek ile zuhur eden yaratıcı fikir, sezgi, icat ve araştırma becerilerinin tümü yürürlüktedir. İnovasyon var olan süreklice olumlu yönde değiştirmek ve farklılaşmaktır. Bunun için farka çok değer vermek lazım. İnovasyon var olan da herkesin baktığı fakat göremediğini görmektir. İnovasyon akıştır. Herakleitoslu bir var olandır. İnovasyonun temel değerleri yaratıcılık, fark ve ticarileşmek.
Başlangıçta fikir, sonuçta ticari değer vardır. İnovasyon girişimcilikle birlikte var olur. Teşekkür ederim. Biz de teşekkürlerimizi sunuyoruz. Bu sene ikincisi yapılan Mimar ve Mühendisler Ar-Ge İnovasyon Zirve ve Sergisi'ne katılımımızdan ötürü plaketi takdim etmek üzere Genel Başkanımız Sayın Osman Baltay'ı kürsüye davet ediyorum efendim. Alkışlarınızla. Teşekkür ederim, sağ olasınız. Tabii siyasilere koca koca oluyor, bize böyle. Ben de teşekkür ederim. Böyle oldu değil mi yani? Hocamız, vaktimizi açtığımız için soru cevap yapamadık ama. Yapamadık. Varsa soru, vakti varsa buyurun. Buyurun hocam. Vakit neymiş ya, biz ayarlarız diye. Şunu koyalım. 5 dakika sonra. Tamam. Buyurun hocam. Problemi çözmek için kök salmak gerek, o işi çok iyi bilmek gerek dediniz. Saplanmak, sonra dediniz saplanmak görmezlik yapar. Köklenmek gerek, kaygı çekmek gerek. Bir problemi çözmek için acaba kendini problemden mi çözmek lazım, dışına mı çıkmak lazım, problemin parçası olmaktan uzaklaşmak mı lazım? Bir de Denizli işte basma fabrikasıyla Beykoz'u verirken acaba buradaki bunların çöküşündeki rasyonalite kavramını bunlarla nasıl ilişkilendirebiliriz? Yani ben bir şey daha hocam, inovasyon yapmak bir masaya oturup parmak çevirip düşünmek midir, yoksa bir işi olmak mıdır, iş üzerinde mi yapılır? Ne son sözün ne oldu hocam? Şükret, ne dediniz? Çok affedersiniz. Son sözünüzü anlayayım. Son inovasyon günümüzde çok konuşuluyor, dersleri veriliyor her yerde. Ama bu acaba inovasyon kavramı bir işi olduğu zaman iş üzerinde mi yapılır, yoksa teorik masa başında mı yapılır? Yani bir aşçı iyi bir salata yapacaksa masa başına oturur, işte ben iyi salata inovasyon geliştiriyorum, yeni bir şey mi yapacağım der, yoksa mutfakta mı yapar? Evet, herkes yapılır hocam. Hem fikir üretirken masa başında, uygulamaya geçerken elbette uygulayacak. Tabii bu bir kültür. Yani doğal olarak bunun bir şey, keşke bir metodolojisi olsa da insanlara söyleyiversek de habire inovasyon yapsalar. Şimdi problemin çözümünde şöyle bir şey var. Thomas Kuhn diye bir bilim felsefecisi var. Paradigma dönüşümlerinde diyor, orada bir örtük bilgi var diyor. Orada diyor, probleme iyice gömülmüş adam diyor, var bu. Structure of Scientific Discovery adlı kitabında var. Diyor ki, birden bir tesadüfen bir şeyle karşılaşır diyor. Hatta rüya görebilir. Bir şeyle rastlar diyor ama problemle hemhal olan, problemle uğraşan adam bir şey olur. Iceberg'in ucu gözükür. Sonra iceberg yavaş yavaş yeni bir paradigma doğar diyor. İşte mesela hani flojiston kimyası, kimyada yanma bir maddenin çıkışıyken flojistonun Lavoisier kimyasında oksijenle birleşme diye tam tersi bir kavram ortaya çıkıyor filan. Yani burada işte dertli adam, kaygı çeken adama oluyor. İnovasyon tabii esas itibariyle yenilikçi bir kültür, kültürel şey. Burada bizim bazı sorunlarımız olabilir. Yani bir de şöyle bir şey diyorlar. Mesela bir üniversitenin mütevelli heyeti başkanı var, söylemeyeyim adını. Diyor bizim diyor millet diyor başıma icat çıkarma derler diyor. Bazen bu kavramları da yanlış kullanmamak lazım. Veya eski köye yeni adet mi getiriyorsun? Bu arada başıma icat çıkarma dediği şey, icat yapma değil. Bizim toplumumuz icat yapanı, teknik bir işler yapanı sever. Mesela ne derler? Bizde vardır yani bu. En iyi sözcükler, en iyi deyimler okuma yanını bilmeyen kadınlarda da derler. İşleyenden al, becerene ver derler. Bilene ver derler. Yani bu kavramları da yanlış kullanmamak gerekiyor.
Böyle çok şeyler var. Yok işte eski köye yeni adet getirme derler diye. Kültürümüze negatif bakıyorlar. Negatif bakma filan. Bizim toplumumuz yenilikçiliği sever. Belki de bu kadar çok hızlı, hatta biraz ayarı kaçırıyor. Çok hızlı değişiyor yani. Ben Ispartalıyım. Ne gül kaldı ne halı arkadaşlar. Bu kadar hızlı terk etti ki. Ben bunu yadırgıyorum yani. Yani değişmeme şeyi var, değişme arzusu. Ama esas sorunumuz bizim tefekkürde bir derinlik, bir kültürümüzde bir yüzeysellik tebelleş oldu. Derin düşünemiyoruz. Sürekli bir şey değiştiriyoruz. Değiştirmek iyi ama buradaki değiştirme şu yalnız. Pozitif değiştireceksiniz. Şimdi bir şey değiştiriyorsunuz. Birkaç yıl geçince eskiyi arıyorsunuz. Bu değil. Yani ben buraya geldim. Hocam, müsteşarımız da burada. Bürokrasiye gelenler de şu psikolog. Benden önce hiçbir şey yapılmamış ya. Hepsini ben yeniden yapacağım şimdi. Oysa orada bir tecrübe var ya. Bir bak ona, biraz düşün üzerinden. Sen daha iyi yapıyor musun? Ona bir bak yani. Ama eleştirmek de zordur yani bizim bürokrasiyi. Böyledir mesela, işte orada bir bilgelik gerekiyor. Yani işte böyle şeyler söyledim. Başka bir şey, buyurun hocam. Çok, çok kısa cevap verirseniz. Tamam, çok kısa, tamam. Hocam, Bülent Şen, Mimar Mühendisler Grubu Genel Başkan Yardımcısıyım. Şöyle bir sorum olacak. Bir çizelgeniz vardı ama resmini alamadım. Bilim ve zaman ve teknikle ilgili bir çizelge vardı. Bilim? Sürümde. Bilim, zaman ve teknik. Yüzyılların bir sınırlaması vardı. Evet. Orada şuna dikkat ettim. Ben baktığımızda sizin söylediğiniz sözle ilgili bir şey söyleyeyim. Hani her başa gelen beyaz sayfa açtık diyor ya. Önceki sayfalara bakmadan. O bir parantez. Şunu söylemek istiyorum. Baktığımızda bilim ilk çağdan beri gelen, evet, altlıkları olan, durmadan baktığımızda birbirini tamamlayan bir zincirleme. Teknik ise çizelgede görebildiğim kadarıyla atıyorum 1900'lerden sonra hızla bir çıkış yapan bir, evet, görüntü. Peki şunu sormak istiyorum. Yani geçmişte insanlar, bir cümlenizde not aldım. İhtiyaçlar diyorsunuz. Yani bir şey bulmak için bir ihtiyaç gerekiyor. Yani şu mu acaba? Atıyorum 19. yüzyıldan sonra ihtiyaçlar çok mu arttı? Yani daha doğrusu ürettiğimizden fazlasını mı tüketiyoruz? Hem teknoloji olarak hem ihtiyaç olarak. Tabii. Ben onu, yani teşekkür bir ederim. Arkadaşımızın bir sözü var. Hani bir tüket bin üret. Bir derviş gibi yaşa ama bin üret diye. Tabii insanlık bir azgınlık yaşıyor. Yani müthiş bir azgınlık içinde. Mesela bir otelde kalan bir insan çok fazla su tüketmemeli, çok fazla şey yapmamalı. Yeryüzünü kirletiyorsun, ağaçları yok ediyorsun. Ama böyle bir tüketim, yani insan soyu bindiği dalı kesmektedir, tamam mı? Eğer kutsalla, haram ve helalle buluşmazsa insan soyu, bu dünyayı çökertecek. Hava kirleniyor, toprak kirleniyor, su kirleniyor. Bu kirliliğin kaynağı insan kirleniyor. İnsan kirli. Hakikatten uzaklaşan insan kirlidir. Kir bu. Ve insanoğlu bu dünyanın ömrünü çabuk getirecek. Sınırlarını bilmiyor. Her şeyin sınırları var. Artık dünya yoruldum diyor. Gibi geliyor bana. Maalesef yani kutsal bir bilim ihtiyacı var. Hüseyin Nasır. Yani böyle bir bilime de ihtiyacımız var. Sınırlarını bilen. Ahlak bugün çok konuşuluyor. Etik. Ahlak felsefesidir. Ahlakın teorisi. Niye gündeme geldi? Sadece dinler. Ama akılla inşa edilen ahlak teorisine etik diyoruz. Ama insan soyu ancak inanarak zaptır aptaltını anlıyor. Yani domuz etini kimse yemiyor. Dese ki niye? Haram diyor yani. İnanç zapt edici bir şey. Bence işte bu sınırlarını aştı insan oldu. Başka soru? Ha, teşekkür ediyor arkadaşım. Evet. Tamam. Çok teşekkürler. Profesör Doktor Kırmızı Bey'e uğurluyoruz. Bir 5 dakikalık ara sonrasında Teknoparklar ve Sanayi Kümeleri adlı panelimizde sizlerle birlikte olacağız. Katılımcılarımız burada. Hoş geldiniz.